Yardım edin kimse yapma. Doktor! Hemşire kimse yapma, yardım edin. Şimdi anlat, duyuyor musun beni? Hiçbir yere gidemezsin, duyuyor musun beni? Kimse yok. Hanımefendi lütfen. Ya ana burada yalnız bırak ama. Dışarı çıkma lütfen. Lütfen. Umarım bir şey lütfen. Nabız yok, defibrilatör getirin. Baba. Seni hiç bırakır mıyım güzel kızım? Korkma sakın. Aziz kız, ben hemşe sizinle olacağım. Hadi evlat, hadi. Döndü. Şuradan iyi haberler alsam. Hadi bakalım. Artık eve gitme zamanı, tamam mı? Ama daha yeni geldim. Ama hastane çocuklara göre uygun bir yer değil. Hı? Narin abla şimdi seni eve bırakacak, anlaştık mı? Neyiniz var sizin? Atlattık. Emir'in kalbi durdu ama doktor çalıştırmayı başardı. Çok şükür. Doktor Bey. Doktor Bey, durum nasıl? Çok zor, çok büyük bir ameliyat geçirdi. Beklemediğimiz bir komplikasyonla karşılaştık. Ama şu anda her şey yolunda. Bir zaman daha yoğun bakımda gözlem altında tutacağız. Böyle devam ederse kısa süre sonra odaya alırız. Geçmiş olsun. Ne zaman görebiliriz? Odaya çıkınca.
İyi günler. Emir Tarhun'un durumunu öğrenmek istiyorum. Emir Tarhun? Bir saniye. Emir Bey yoğun bakımdan çıkmış. 408 numaralı odada. İleriden sağ dönerseniz karşınıza tamam. Çıkacaktır. Bir dakika hanımefendi. Emir'i görmek istiyorum. Nesi oluyorsunuz? Şey, ben en yakın arkadaşıyım. Bekleyin o zaman. Doktor yalnızca bir kişinin görmesine izin verdi. Şu an eşi yanında. O çıkınca gidebilirsiniz. Eşi? Eşi içeride dedi. O burada mı? Nasıl ya? Nasıl öğrenmiş? Hikmet Bey çok kızacak. Ama nasıl aramam? Annesi. Bilmek hakkı. Ah, yeter artık Melike. Bırak bu iyilik meleği numaralarını. Utanmasan halime bakıp zil çalıp oynarsın. Şarjı bitti herhalde. Mesaj mı atsam acaba? Uyandığında nasıl yüzüne bakacağımı bilmiyorum. Dilim tutulsaydı da konuşmasaydım öyle. Keşke zamanı geri alabilsem. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Benim yüzümden bu haldesin. Ya açmasaydın gözlerini? Ya kalbim bir daha atmasaydı? Nasıl yaşardım o zaman? Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Çok pişman. Affet. Yalvarırım affet beni.
olmaz. Geçirdin. Ama geçti. Geçti, çok şükür, iyisin. Evliyken başka bir kadının koyuna giren erkeklere ne deniyordu? Ahlaksız mı? Biliyorum. Kızgınsın bana. Çok kızgınsın. Haklısın da. Yerden göğe kadar haklısın. Seni hayal kırıklığına uğrattım, değil mi? Hem de kaç kez. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Çok özür dilerim. Ben gerçekten çok pişmanım. Çok özür dilerim. Dileme. Sadece git. Haberi alır almaz atlayıp geldim. Emir nasıl, iyi mi? Telaştan ne yapacağımı bilemedim, kusura bakma. Emir'e bakayım mı? Yani kusura bakmazsın değil mi?
Sonra görüşürüz. İyi misin? Reyhan, Emir uyandı mı? Beni görmek istemiyor. Affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Masal o. Mutfak masasında bir hediye vardır. Git bak bakalım Şehriye teyze senin için ne etmiştir. Çikolatalı pasta mı? Bakayım ha. Sen böyle mi ev hanımı olacaksın ha? Ha, babasının yanına götürdün diye pacı seni sevecek sanıyorsa yanılıyorsun. O iş o kadar kolay değildir. Uşak ki mazara eşitmediğim kalmıştı. Hayırlısıyla bu mahkeme bitse de herkes kurtulsa. Biraz sabır. Buradan duymazsın da maşallah. Duvara konuşuyorum sanki. Tövbe tövbe. Kaza yaptığını duyunca o kadar korktum ki seni bir daha göremeyeceğim diye. Geçti. İyiyim ben. Neden o kadar hız yaptın ki? Ya sana bir şey olsaydı? Oldu işte. Boş ver. Gitti mi? Kim canım? Koştu. Ha. Reyhan mı? Sen şimdi düşünme bunları. Dinlenmen lazım. İnanamıyorum sana. Hala mı o paçozu düşünüyorsun? Seni bırakıp giden kadını, aylardır didinip kurduğum düzeni bozamayacaksın Reyhan. Buna izin vermem. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Sen dinlen. Ben birazdan geliyorum. Özür dilerim. Yok. Öyle birden şey olunca. Sen hiç iyi görünmüyorsun.
Eve gidip dinlen istersen. Merak etme. Ben Emir'in yanındayım. Hayır. O buradayken hiçbir yere gidemem. Ama... Ben bir yüzümü yıkayayım, açılırım. Peki. Allah kahretsin. Ne bu ya? Ne bu şimdi? Ya ne güzel defolup gitmiştin işte. Niye ortalarda dolaşıyorsun ki? Ya seni görmek istemiyor işte. Anlasana, anlasana. Cemre? Hayırdır? Senin ne işin var burada? Hasta falan mısın yoksa? Yok, yok. Arkadaşım trafik kazası geçirdi de buraya getirdik. Öyle mi? Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Durumu nasıl? Yani daha iyi. Yoğun bakımdaydı, odaya aldılar. Anladım. Bak bir şey ihtiyacın olursa gece gündüz saat kaç olursa olsun ara beni. Hastanede birazcık sözüm geçer. Kaç ay oldu görüşmeyeli? Epey bir zaman oldu. Mayıs'ta satın aldık bu hastaneyi. Ben de babamı görmeye gelmiştim. Şimdi anladım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Arayı uzatmayalım. Haklı. Bir de tokat attım. Ölecekti. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni affedene kadar vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceğim ne zaman olursa. Bizi çok korkuttun. Şükür iyisin. Baban olarak seni korumam, mutluluğun için elimden geleni yapmam gerekirken ben senin acı çekmene sebep oldum. Sadece senin değil, Reyhan'ın da.
Sandım ki ikiniz mutlu olacaksınız. Karışmamalıydım. Senin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama çok pişmanım oğlum. İşte hata böyle bir şey. İnsanlara mahsus olsa da kabul ediyorum. Benim hatam çok büyük. Hayatına, kararlarına müdahale ettim. Çok istesem de senden beni affetmeni bekleyemem. Özür dilerim oğlum. Şu an benden nefret ediyorsun. Biliyorum. Ama ölümden döndün, sağ salim hayattasın ya. Benim için önemli olan tek şey bu. Son bir şey. Bir kez düşün. Konağa, evine dönmeni istiyorum. Çünkü orada seni dört gözle bekleyen bir kardeşin var. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Seni çok merak ettik. Hani nereye gittin, neler yaptın? Erzurum'a gitmişsindir diye düşündüm ama gitmemişsin de. İstanbul'da mıydın? Hı hı. Buradaydım. Bütün bu olanlar... O kadar üzüldüm ki, Emir'le böyle olacağınızı hiç düşünmezdim. Ama seni anlıyorum. Hangi kadın böyle bir manzarayı kaldırabilir ki? Emir beni aldatmamış. Biri ona tuzak kurmuş. Nasıl? Kahretsin. Öğrenmiş. Beni. Beni de biliyor mu? Dolandırıcı kadının biri para koparmak için yapmış. Zengin aileleri dolandırıyormuş. Bir kadın. Hı hı. Polise itiraf etmiş, para için yaptım demiş. Hı.
Aferin Manolya. Aldığın parayı hak ettin. Aferin. Alo Narin. Reyhan. Nasıl oldun canım? Merak ettim. Şimdi iyi. Uyandı. Ama sabah. Sabah ne? Sabah ölümden döndü Narin. Ne? Kalbi durdu bir süre. Müdahale ettiler. Çok şükür şimdi iyi. Odaya çıkardılar. Canım. Sen gördün mü peki? Gördüm. Konuşabiliyor mu? Siz nasılsınız? Konuştunuz mu? Çok kızgın Narin. Beni görmek istemiyor. Ya sen şimdi takma kafana bunları. Onun da yaşadıkları kolay değil. Sonuçta ölümden döndü. Yarım saati oradayım. Hayır. Gerek yok. Sen masanın yanında kal. Ben iyiyim. Duruşma yarın değil mi? Evet yarın. Tamam, sen masalı yanında kal. Beni merak etme. İstediğin bir şey olursa hemen ara. Ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşım merak etmiş. Dayı, nasıl, iyi mi? İyi kızım, merak etme. Dayıcığım, sen de eve git artık. Dinlen biraz, çok yoruldun. Tamam kızım, gideceğim. Bu arada senden de konağa dönmeni istiyorum. Seni buldum. Artık bırakmam. Oğul, buna izin veremem. Hayatta olmaz. Başladığım yere dönemem. Onca yol kat etmişken. Hayır, hayır. Dayıcığım, bunları sonra konuşalım, olur mu? Abi. Gidiyor musun? Evet. Beni haberdar edersiniz. Merak etme Hikmet amca. Ben buradayım. Haber veririm. Sen buradaysan eğer ben gidip avukatla görüşeceğim. Yarınki velayet davası için. Tabii tabii. Ben buradayım. İnşallah her şey çok iyi sonuçlanır. Oradan da masalı görüp gelirim hemen. Uzun sürmez zaten. Gerek yok gelmene. Duruşmaya hazırlanın siz. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Senin de kalmana gerek yok aslında, ben buradayım. Yok, olur mu öyle şey? Seni yalnız bırakmam. Thank you.
408 nolu odanın hasta yakınısız mısınız? Evet. Sen otur. Çok yorgun gözüküyorsun. Ben ilgilenirim. Gerek yok, ben hallederim. Allah'ın cezası şu hale bak ya. Allah'ım, hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Ya nasıl salacağım başımdan? Ya nasıl? Ya. Aç şunu, aç. Alo? Merhaba canım. Ben Cemre. Kusura bakma, bu saatte rahatsız ediyorum. Bir şey lazım olursa ara demiştin ya. Şimdi şöyle bir şey. Burada mısın hala? Ben yemeğini getir. İstemiyorum dedim. Senden gelecek hiçbir yardımı istemiyorum. O yemeği yiyeceğimi nasıl düşünürsün? Ben böyle olsun istemedim. Çok özür dilerim. Senden özür veya açıklama beklemiyorum. Anlasana. Sen benim için... yoksun artık. Yalnız kalmak istiyorum. Çıkar mısın dışarı? Sana bisküvi de getirdim. Babam gelsin, öyle içeceğim. Ama babanı gördün ya kızım. Gelecek birazdan. O vakit böyle iç o vakit. Aç ağzını. Aç güzel kızım, ısır kızım. Aferin kızım. Hı. Kim yaktı bunun altında? Sen mi yaktın çaydanlığın altını? Evet, çay demleyeceğim. Yo, ben demlerim, sen çek ya. Ben mutfağımda başka birinin iş görmesinden haz etmeyeyim. Kusura bakma, senin yaptığın çay içemiyorum. Özüm demleyeceğim. La ilahe illallah. Neyini beğenmedin, çayı mı? Demlenir çay. Sen hayatında hiç mutfağa girmedin. Ama böyle demlenir. Ben böyle demlerim. Çay böyle demlenmez. Böyle demlenir. Çay pişirmirem, demlerim. Çiğ çiğ, ne o öyle? Kokar bir kere o çay, kokar. Bak, çok yorgunum. Seherden akşama kadar çay içmedim. Eğer yarım saat içinde çay içmezsem hiç iyi şeyler olmaz.
Çay krizim yolda. Ha geldi ha gelecek. Eğer gelirse Allah korusun. Hiç iyi şeyler olmaz. O kadar değil. Ondan beri demediğim laf kalmadı. Ağzını açıp da birine cevap vermedi. Kadın çay için delirdi daha. Haklısın. Geçmiş olsun. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Görevliler yakınlarınıza teslim etti. Burada olacak. Bir dolaba bakalım. Gör bakalım. Emir kimin şefkatli ellerinde? Yanınızda olduğuna emin misiniz? Burada olmaları gerekiyor. Ne yok? Bir şey mi kayıp? Evet. Eşyalarımın arasında olması gereken bir şeyi bulamıyorum. Ne peki? Ben de bakayım etrafa. Bakıyor ama bulamadı. Ben görevlilere bir kez daha sorayım. Sormamanız hata. Ya onlar benim özel eşyalarım. Ne büyük bir ciddiyetsizlik böyle. Nasıl geniş güzel koyarsınız? Bulamazsanız bunun hesabını kim verecek? Kapatır mısın?
Kızsa da bir kez daha deneyeceğim. Kendimi affettirmem lazım. Geçebilir miyim? Maalesef hanımefendi. Emir Bey sizi görmek istemiyor. Hastaneden çıkış yapmanız gerekiyor. Buyurun lütfen. Ne demek oluyor bu? Hiçbir yere gitmiyorum. Çekilin önümden. Hanımefendi, Emir Bey'in kesin talimatı var. Sizi burada istemiyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Senden özür veya açıklama beklemiyorum. Anlasana. Sen benim için yoksun artık. Yalnız kalmak istiyorum. Çıkar mısın dışarı? Buyurun hanımefendi. Bırakır mısınız kolumu? Sorun çıkarmayın lütfen. Emir Bey'in kesin talimatı var. Sizi burada istemiyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Senden özür veya açıklama beklemiyorum. Anlasana. Sen benim için yoksun artık. Başımıza gelenler. Sorma, büyük badeli atlattık. Şimdi nasıl Emir uşağım? İyi midir? İyi. Bakalım çıkacak birkaç gün hastaneden. Ben bileydim ama böyle olacağını. Öyle deli deli yaşa nereye kadar? Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. Demek son sürat kullanıyormuş arabayı, öyle mi? Tövbe yarabbi. Yani öyle ölmek ister gibi. Uy. Allah koru ya Rabbi. Ne olacak bu Emir Uşağ'ın hali? Ne vakit çıkacak hastaneden? De bana da odasını hazır edeyim. Vallahi buraya mı gelir bilmiyorum. Abim konağa gel dedi ama. Çay isteyen var. Özüme çay süzeceğim. Benim var çayım. Çayı mı değiştirdin? Yok. Bir yemedin değil mi uşağım? Bırak bırak içme de. Ben sana yenisini dönmem ver. Yok yok. Güzel olmuş, beğendim. Kekik, karanfil falan mı koydun sen içine bunun? Aroması değişmiş. Nereden bileyim ben ne koydum içine? Olsun istemedim. Çok özür dilerim. Düşünme artık, düşünme. Yemini ortadan kalkınca arkasına bakmadan çekip giden o. Bir iftiraya inanan o. Hiç...
Emir Bey sizi görmek istemiyor. Hastaneden çıkış yapmanız gerekiyor. Buyurun lütfen. Ne demek oluyor bu? Hiçbir yere gitmiyorum. Çekilin önümden. Hanımefendi, Emir Bey'in kesin talimatı var. Sizi burada istemiyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Sen söyle. Yatacaktım da aşağıya düşeceydim su içmeye. Düşecek miydin? Düşecektim, inecektim yani. Ben şey diyecektim. Yarınki velayet davası benim için çok önemli. Yani? Yani her şey yoluna gider. Bir aksilik olmazsa eğer bu iş bittikten sonra sen kendi yoluna gidersin, ben kendi yoluma. Bir aksilik çıkmaz. Umarım. Peki, iyi geceler. Benim de bir diyeceğim vardı. Şehriye abla yarın kaçta gelir? 8. Ha, iyi. Niye sordun ki? Ayrı odalarda kalıyoruz ya. Kuş kullanabilir. Kavga ettik deriz biz de. Yeni evlendik. Ne kavgası? O zaman o gelmeden önce uyanırsın sen de. Uyanırım. Sabah Reyhan'a uğrayacağım. Mahkemeye oradan geçerim. Ben de aslında sana hem dava konusunda hem de bugün hastaneye masalı getirdiğin için... Önemli değil. Sen de evlenip beni sınır dışı edilmekten kurtardın sonuçta. Ödeştik yani. İyi geceler. Sana da. Su çektim ya ben. Melike 10 tane mesaj atmış. Bana mı gelecek ne? Of, bir düşemedin yakamdan Melike. Telefonunuz kapalıydı. Melike. Emir. Oğluma ne oldu? Verim sadakamız varmış. Ölümden döndü. Şu an iyi. Korkulacak bir şey yok. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Melike hangi hastanede? Nerede şu an? Hangi hastanede çabuk söyle. Hadi Melike söyle çabuk nerede? Nerede? Oğlum nerede?
Ya niye inat ediyorsun ki? Anlamıyorum. Ya iki gün daha doktorların gözetiminde kalsaydın olmaz mıydı? İyiyim ben. Ya sen kendini iyi hissedebilirsin ama ölümden döndün Emir. Acele ediyorsun. Bu konu tartışmaya açık değil Cemre. Eve gidiyorum. Ama dün olanlar... Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Buradan kurtulmak istiyorum. Anladım. Neyse. Hiç olmazsa konağa gelmeseydin aklım sende kalacaktı. Hikmet amcanın konuşması işe yaradı. Hiç şüphen olmasın. Bak sana hastaneyi aratmayacağım. Sana çok iyi bakacağım. Dışarıda mı? Reyhan. Ha gitti o. Yani ne dedim bilmiyorum ama sana çok kızmış. Yani gergindi biraz. Daha fazla katlanamazmış. Anladım. İyi olduğumu görünce vicdanı rahatladı tabii. Biliyorum, canın çok yanıyor. Sulu gözlüm benim. Ağlama. Mahkemeye geçmeden seni göreyim dedim. Zeynep aradı. İçeride uyuyor. Gel otur şöyle yanıma. Anlat. Seni sildim dedi. Yüzüme söyledi. Hastaneden kovdurttu. Ne demek kovdurttu? Güvenlik geldi. Emir Bey sizi görmek istemiyor dedi. Ben de geldim. Bir daha karşısına çıkmamak. Ah, demekle olsa. Başka çarem yok ki. İkimiz için de en iyisi bu. Kalbim aldı bu kararı. Fark eder mi? Benim gitmem lazım. Dava bitsin hayırlısıyla. Koşa koşa evimize geleceğim. Akşam görüşürüz. Bol bol konuşur dertleşiriz. Çay demle. Olur. Ağlama. Akşam birlikte ağlarız.
Emir Tarhun. Oda numarası 408. Teşekkür ederim. Ya tekerlekli sandalyeyi alayım. Gerek yok Cemre, yiyeyim ben. Koluna gireyim o zaman. Yalnız beni konakta üzmeyeceksin. Doktorun dediklerini harfiyen yapacaksın. Ya. Niye moralin bozuldu senin? Hem rahat ol artık. Konakta canını sıkacak kimse yok. Yani ne annen ne Doc. Şu yaşadıklarına gerçekten inanamıyorum. Ya hayır, Reyhan tamam el kızı. Ama annen, ya annenin yaptıklarını gerçekten aklım almıyor. Yani neden görüşmek istemediğini anlıyorum. Ya kolay değil tabii. Hadi. Hadi. Cemre. Otobüs kartım yok. Taksi. Bu para yetmez. Mahkemeye geç kalırsam. Duruşmanın başlaması az kaldı. Gecikmez değil mi Narin? Hastaneden kovsun ki. Ben biliyorum. Hala seni çok seviyor. Eskiden de o Zeynep. Artık her şey farklı. Hayır. Burada kaldığında anladım ben. Sen ona bakmadığın zaman o sana bakıyordu hep. Bir daha görmeyecek miyiz onu? Görmeyeceğiz. Kahvaltın bittiyse masayı toplayacağım. Ben toplarım. Yok. Yalnız da olduğuna emin misiniz? Burada olmaları gerekiyor. Ne yok? Bir şey mi kayıp? Evet. Eşyalarımın arasında olması gereken bir şeyi bulamıyorum. Mendili arıyordu. Tabii ya.
Mendil arıyordu. Boş eve geldi. Taşındığımız gün boş eve geldi. Mendili aldı. Hastanede onu arıyordu. Mendili arıyordu. Velayet davası taraflarından Kemal Tapan'ın 11 Eylül tarihinde yaptığı evliliğin kayda geçmesi. Eşiniz nerede? Gelmek üzere hakim bey. Malum İstanbul trafiği. Birazdan burada olur hakim bey. Gürültülü oldu girişiniz. İyi misin hayatım? Efendim, Kemal Tarhun'un aniden ve kimsenin haberi olmadan yapmış olduğu bu evlilik, velayet davasını etkilemek adına yapmış olduğu düzmece bir evliliktir. Hakim bey, son anda iddialarımızı kanıtlayacak bir tanığa ulaştık. Dava dilekçemize ekleyemedik ama kendisi hazır. Bu şaibeli durumun aydınlatılması için dinlenmesini talep ediyorum. Seni görünce nasıl sevinecek tahmin bile edemezsin. Ben de onu özledim. Dur, ben kapatayım. Yani sen üzülme diye söylemedim ama Suna şu aralar bu kadar da iyi değil. Bu kazanın en iyi yanı hepimiz için yeni başlangıçlara kapı açması olacak bence. Hem sen de yaşadıklarını geçmişte bırakıp yeni bir sayfa açacaksın. Ben de hep yanında olacağım. Seni hiç kimsenin, hiçbir şeyin üzmesine izin vermeyeceğim. Melike abla koşuyordur şimdi mutfaktan kapıyı açmak için.